Evet, 18 yaşında küçük 18 yaşından küçük seyircilerimiz bu videoyu izlemesinler. Bu videodan ayrılsınlar çünkü bu videoda korkunç içerikler paylaşılacak. Yani biz de bir şey olsun istemeyiz. Sorumluluk üstümüze almıyoruz. Diğer seyircilerimiz ise iyi seyirler. Evet, birinci madde Deep Web nedir? İnternet çok geniş bir alem ve sınırlar ortadan kalktıkça sonsuz büyüklüklere ulaşıyor. İnternetin görünen yüzünün ardında çok daha büyük bir alanı kapsayan Deep Web bulunuyor. Çeşitli illegal aktivitelerin kolayca hayata sürdürebildiği olaylara adını duyuran Deep Web nedir? Şimdi size ondan bahsedeceğiz. Deep Web aslında internetin görünmeyen yüzü olarak uzun yıllardır varlığını sürdürüyor. Görülmeyen alanın ne kadar büyük olduğu ise rakamlarla ölçülemiyor. Deep Web yani derin internetin adı tam olarak buradan geliyor. Deep Web herkesin bulamayacağı içerikleri yayınlanmasıyla biliniyor. Deep Web arama motorlarına görünmeyen siteleri veya verileri tanımlıyor. Yani klasik internet kullanıcıları da internetin sadece bir kısmını kullanabiliyor. Google, Yandex gibi arama motorlarında görülmeyen internetin gizli kısımlarına ise Deep Web ismi veriliyor. 2. Karanlık sayfalar Dark Web. Deep Web'in içerisinde bulunan karanlık sayfaların yer aldığı bölümü ise Darknet ismi veriliyor. Bu içeriklerin arasında uyuşturucu, silah ve cephane satışı, vahşet görüntüleri, çalıntı kredi kartı bilgileri, cinayet görüntüleri, ele geçirilmiş tanınmış kişi veya özel kişilerin görüntüleri veya bilgileri. Darknet'in yanı sıra Brightnet kavramı da Deep Web'in içerisinde yer alıyor. Bu kavrama ait siteler, şiddet içerikli siteler olmaktan uzak. İnternetin arka bahçesi denilen Deep Web'e girmek için özel tarayıcılar kullanmak gerekiyor. 3. Deep Web'e nasıl giriliyor? Deep Web'e özel tarayıcılar sayesinde giriliyor. Tor Browser. Bu tarayıcıların en bilineni. O Tor değil. Bizim tarayıcı Tor. Bu bedava anonim yazılım soğan yönlendiricisi olarak da biliniyor. Bu yazılım kullanıcısının IP'sini efektif bir şekilde maskeliyor ve takibini imkansız kılarak tam bir anonimlik garantisi veriyor. Bu yönlendiricinin aktif destekçileri arasında Amerikan, şimdi okuyamam belki ama American National Science Foundation ve ABD Dışişleri Bakanlığı bulunuyor. Çünkü Tor'un kuruluş amacı bir dijital çağ enigma makinesi şeklinde ABD'nin internet üzerindeki istihbaratını korumaktı. 4. Deep Web ne kadar büyük? Tahminlere göre bu arama motorlarıyla ulaşılan internet toplamının sadece %5 ila 10'u. Bu da demek oluyor ki Deep Web internetin %90'ını içeriyor. Gizli olan veri tabanlarından dolayı kesin bir tahmin yürütmek imkansız ve numaralar kesin veya güncel değil. Ama bazılarına göre Deep Web 7,5 terabyte veriyle erişebilen internetten 500 kat daha büyük. Bu tahminlerin 2001'e ait olması ise işin ne kadar ilerlemiş olabileceğini gözler önüne seriyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, emeğe saygı olarak yani like atmayı unutmayınız. Kanalıma abone olun, takipte kalın. Daha fazla böyle bilgi videoları gelecek ve bay bay.